100 yılın projesi olarak adlandırılan tarımsal izleme ve bilgi sistemi, kısa adıyla TARBİR projesinin akıbetini Tarım Bakanlığı'na sorduk. Böyle bir projenin olmadığı yanıtını aldık. Proje kapsamında 400 adet gözlem istasyonu kurulduğu ortaya çıktı. Görmekte olduğunuz bu istasyon, Altıldırım'daki 440 istasyondan sadece bir tanesi. Bu istasyonların her birinin maliyeti 30 bin dolar. TARBİR projesi kapsamında yapılan diğer harcamalarla birlikte kamu zararı 100 milyon doları maalesef buluyor. Üretimin kontrol ve takibini sağlayacağı bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje ile tarımsal tüm veriler kayıt altına alınabilecek, toprağın su ve nem ihtiyacı belirlenebilecek, verim ve rekolte önceden bilinebilecekti. Özellikle şu an 40'tan fazla ilimiz kuraklık ile mücadele ederken TARBİR projesi aynı zamanda tarımdaki su yönetimini sağlayacak, su kaynaklarının verimsiz kullanımının da önüne geçecekti. Yarım bırakılan proje nedeniyle Türk tarımı bu kazanımların hepsinden mahrum oldu. Bu projenin yeniden hayata geçirilmesi hem su kaynaklarımızı korumada hem de tarımsal üretimi arttırmada son derece önem arz ediyor. Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor, bu projenin aktif olarak yeniden hayata geçirilmesini istiyoruz. 100 yılın projesi olarak adlandırılan tarımsal izleme ve bilgi sistemi, kısa adıyla TARBİR projesinin akıbetini Tarım Bakanlığı'na sorduk. Böyle bir projenin olmadığını söylediler. TARBİR projesi kapsamında 2012-2017 yılları arasında 440 adet gözlem istasyonu yapılmıştır. Görmekte olduğunuz bu yapıda Altıldırım'daki 440 adet gözlem istasyonundan sadece biri. Bu istasyonların her birinin maliyeti yaklaşık 30 bin dolar. Proje kapsamında çiftçilere ve bakanlık personeline 10 bin adet tablet dağıtılıyor ve tablet kullanıcıları için eğitimler düzenleniyor. Yine bu proje için hazırlandığı iddia edilen bir yazılım programı alınıyor ve bir kontrol merkezi kuruluyor. TARBİR projesi kapsamında toplamda harcanan para 100 milyon doları buluyor. Yani kamu 100 milyon dolar zarara uğratılıyor. Bu projeyle tarım alanlarındaki ikilişler doğru bir şekilde kayıt altına alınabilecek, toprağın su ve nem ihtiyaçları belirlenebilecek, verim ve rekolte miktarları daha isabetli tahmin edilebilecek ve böylece doğru yatırım ve doğru stratejiler belirlenebilecektir. Bilindiği üzere son yıllarda ülke olarak büyük bir kuraklık yaşamaktayız. Muhtelif zamanlarda don, sel ve dolu gibi afetler yaşanmakta. Şayet bu proje hayata geçirebilseydi, yaşanılan bu olumsuzluklar önceden tahmin edilebilir olacaktı. Yapılan bu kadar iş ve harcanan paralar heba olmasın istiyorsanız ve projenin de başarılı olacağına inanıyorsanız lütfen bu projeyi tamamlayınız. Şayet projeye devam etmeyecekseniz nedenlerini kamuoyuna açıklayınız. Sonuç olarak ülkemiz su kullanımı ve kuraklık gibi sorunlarla karşı karşıya kalmışken çözüm olacağı düşünülen bu projeyi neden yarım bıraktınız?